eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hasretle, özlemle beklediğimiz Ramazan-ı Şerif ayı geldi, bir solukta gidiverdi. Evveli rahmet dedik, rahmet günleri geride kaldı. Ortası mağfiret dedik, mağfiret günleri geride kaldı. Son 10 gün içinde cehennemden kurtuluş dedik, işte o kurtuluş günlerinin son sahurundayız. Allah bu güzel ayı cümlemizin kurtuluşuna vesile kılsın. Arefe günündeyiz, yarın bayram. Ramazan-ı Şerif ayının bitmesiyle bir hüzün kapladı ama yarın bayrama ulaşacak olmanın da sevincini yaşıyoruz. Allah bayrama ulaşmayı, bayramı bayram gibi kutlamayı hepimize nasip eylesin. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerlerinize olsun. Gelin hep beraberce kutsal topraklara gidelim. Umre nasıl yapılır o veterimizi izleyelim, sonrasında beraberiz. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diyarından Medine-i Münevvere'den yola çıktık. Zülhüleyfe Mescidine geldik. İnşallah birazdan iki rekat ihram namazımızı kılıp, niyetimizi yapıp, telbiye getirerek Mekke-i Mükerreme'ye yolculuğa başlayacağız. Umre niyet ve telbiyeden oluşur. Niyet şu şekilde gerçekleşir. Allahümme inni uridul umrata feyessirha li ve tekabbelha minni. Allah'ım, senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolay kıl ve benden kabul eyle. İşte bu niyet yapıldıktan sonra yolculuk boyunca Kabe-i Muazzama'ya ulaşana kadar telbiye getirilir. Peki telbiye nedir? Şu şekilde getirilir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek nidalarıyla, sloganlarıyla Rabbimize doğru yolculuğa başlarız. Manası nedir? Buyur Allah'ım buyur, emrine amadeyim, mülk senin, hamd senin, nimet senin, senin şerikin yoktur. Buyur Allah'ım buyur, emrine amadeyim diyerek bu güzel sloganlarla Rabbimize doğru bir yolculuğa başlıyoruz. Dilerseniz bizler de Fox ekibi olarak hazırız. İnşallah Zülhüleyfe Mescidine girelim, iki rekat namazlarımızı kılıp, niyetlerimizi yapıp bu kutsal yolculuğa başlayalım. Medine-i Münevvere'de başladığımız umre yolculuğumuz Mescid-i Haram'da devam ediyor. Güzel bir yolculuğun ardından Allah'a hamdolsun Allah'ın beytine ulaştık. Şimdi dilerseniz umremizin tavafını yapmak için içeri girelim. Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde vel ni'mete leke vel mülk la şerike lek. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Evet kıymetli gönül dostları, umremizin tavafını yaptık. Allah kabul eylesin. Allah hepinize nasip eylesin. Kabe'ye her gün 120 rahmet iner. 60'ı tavaf edene, 40'ı namaz kılana, 20'si seyredene. Allah nasip etti. Tavafımızı yaptık, namazımızı kıldık, doya doya seyrettik. Allah hepinize nasip eylesin. Şimdi sayımızı yapmak için hemen devam ediyoruz. Efendim, sayımızı da yaptık. Allah kabul eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, zemzem şifa kaynağıdır. Kim ne niyette içerse o niyeti hasıl olur. Allah bu vesile ile bütün niyetlerimizi kabul eylesin. Vahyin kalbinden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ın rahmeti üzerlerinize olsun. Kabe-i Muazzama'nın yanı başında Safa Tepesi'ndeyiz. Karşımızda Merve Tepesi var. Bu iki tepe arasındaki mesafe 400 metre Ebu Kubeysa'nın eteğindedir. Milyonlarca hacı ve umreci ibadet niyetiyle buraya gelir, vacip olan say ibadetini icra ederler. Kur'an-ı Kerim'de Es'adü billah İnne safa vel mervete min şa'airillah فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَضَوَّى خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir, sembollerindendir. Kim Kabe'yi ziyaret eder, buraları tavaf ederse bunda bir beis, bir sıkıntı yoktur. Kim gönülden bir iyilik yaparsa Allah onu bilir ve karşılığını verir. Büyük imtihanların büyük peygamberi Hazreti İbrahim aleyhisselam ki Kur'an-ı Kerim'de Es'adü billah وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim'i kendisine dost edindi. Allah'ın bizzat halilim dediği, dostum dediği İbrahim aleyhisselamın yeni bir imtihanı bizleri karşılıyor. Hazreti Hacer ve İsmail buraya getirir. Hazreti İbrahim onları burada bırakır. O zaman Kabe yok, yerleşim yeri yok, insan yok, burası çöl. Hazreti Hacer annemiz bizi nereye bıraktın, nereye gidiyorsun der. Hazreti İbrahim aleyhisselam ses çıkarmaz. Bunu sana Allah mı emretti der Hazreti Hacer annemiz. İbrahim aleyhisselam evet der. O zaman Hazreti Hacer, Hacerce bir teslimiyetle Allah bizi zayi etmez diyerek teslimiyetin zirvesine ulaşır. Tabi Safa Tepesi, Merve Tepesi. İki tepe arasındaki mesafeyi 7 kez gidiyor geliyor. Niye? Bir kervan geçer de bir su bulur, bir erzak bulur, İsmail'ime veririm düşüncesiyle. Çünkü erzağı azalıyor, suyu azalıyor. Annelik içgüdüsüyle İsmail'ine erzak arayan, su arayan bir annenin feryadını burada haykırıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Tabii Merve Tepesi'ne gelince Kabe'nin yanı başında olan Hazreti İsmail'in topuğunun altından bir su fışkırdığını görür. Hemen gelir, etrafını çevirmeye başlar. Zem zem, dur dur Allah aşkına, boşa gidip zayi olma der. Yıllar sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, Hacer annemiz zem zem, dur dur demeseydi, etrafını kapatmasaydı, şu anda zemzem nehir olup gidecekti. İşte Hazreti Hacer kölelikten peygamber hanımlığına, peygamber annesi makamına erişti. Hazreti Hacer burada ne aradı? Su aradı, erzak aradı. Kim için? İsmail'i için. Peki bizler buraya geldik. Niçin geldik? Ne arıyoruz derseniz, yitip giden ahlakımızı arıyoruz. Allah bu vesile ile cümlemizin ahlakını peygamber ahlakı ile taçlandırsın. Ahlakımızı güzelleştirsin. Kabe-i Muazzama'nın yanı başında Safa Tepesi'ndeyiz. Buradan hepinize dua ediyoruz. Allah'ım bütün günahlarımızı bağışla.
Ramazan-ı Şerif ayımızı mübarek eyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2019 yılının Ramazan-ı Şerif ayının son sahuruyla karşınızdayız. Allah daha nice böyle güzel zaman dilimlerini paylaşmayı, sizlerle beraber paylaşmayı hepimize nasip eylesin. Allah bu vesile ile bu güzel ayı cümlemizin kurtuluşuna vesile kılsın diyerek sizlere hoş geldiniz diyorum. Bu gece Vehbi Vakkasoğlu hocamla beraber bir değerlendirme yapacağız. Bayramı konuşacağız, Arefe'yi konuşacağız. Ramazan-ı Şerif ayında ibadetler yaptık, güzellikler icra ettik. Bunlardan alacağımız mesaj nelerdir, onları konuşacağız. Ben kendisine hemen hoş geldiniz demek istiyorum hocam. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk sevgili kardeşim. Nasılsınız, sıhhat afiyettesiniz Allah inşallah. Allah razı olsun, sizinle olmak güzel. Allah razı olsun hocam. Ama ne zaman sonuna geldik, son sahur, anlayamadım bu işi. Gerçekten öyle. Çok süratli geçti. Her sene galiba sürati artarak daha hızlı geçiyor. Güzel zamanlar çabuk geçer derler. Bu da güzelliğinin bir başka delili gibi geliyor bana. Aynen. Başlamasıyla bitmesi bir oluyor. Rabbim getirdiklerini alanlardan eylesin inşallah. Amin hocam, Allah razı olsun. Kıymetli gönül dostları, ilerleyen dakikalarda Taşoluk Yeşil Camii İmam Hatibi Hasan Hüseyin Yılmaz hocamızın çok güzel bir kıraatı olacak. Onu da ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda sorularınız olabilir. Fatih Savaş Official Instagram üzerinden ve Twitter'dan da Fatih Savaş ile hashtag'imiz var. Sorularınızı da bekliyoruz. Bayrama yönelik, Arefe'ye yönelik, bayramda neler yapmalıyız, hangi ibadetleri yapmalıyız? Bunlarla alakalı kafanıza takılan soruları lütfen sorun. Ben de inşallah süremiz el verdiği müddetçe hepsini olmasa da birkaçını en azından hocama yöneltmeye çalışacağım. Muhterem hocam, Ramazan-ı Şerif ayında böyle burada sizin gibi çok değerli hocalarımızı ağırladık. Bir ay boyunca insanlarımıza güzelliği, iyi insan nasıl olunur onları anlattık. Ramazan-ı Şerif ayında tasadduk, onu anlattık, infakı anlattık, mukabeleyi anlattık, Kur'an'ı anlattık, tövbeyi anlattık. Yani anlatmadığımız şey kalmadı elhamdülillah. Peki bu anlattıklarımızı böyle bir düşündüğümüzde ana mesaj ne olmalı? Evet, bu çok önemli bir konu. Birçok kanallarda, birçok programlar oldu. Burada da denk geldikçe baktım, çok değerli dostlarımız çok güzel şeyler söylediler. Kur'an'dır, hadistir, efendim insanın şahsına, topluma, dinimizin getirdiği güzelliklerdir. Üst üste her gece güzellikleri yağdırdılar. Fakat şimdi tabii insanlar yemek yerken dinliyorlar, arada bir sohbet ederken dinliyorlar ya da uyku mahmurluğuyla dinliyorlar. Bu dediğiniz çok önemli. Son sahur itibariyle de hakikaten gündeme getirilmesi gereken bir şey. Burada hemen acizane şunu ifade etmek isterim. Değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz şunu bilsinler ki çok konuşuldu. Bazen ilim adamları derin anlattılar. İhtisas alanlarında çok yoğun bilgiler verdiler. Bunlardan sakın ola şunu çıkarmasınlar. Ya bir İslamiyet ne kadar çetrefil, ne kadar girift, öğrenmek ne kadar zor. Bu derinliği nasıl halledeceğiz? Bu dünyanın kaçmacası, kovalamacası içinde. Asla karamsar, böyle bir karamsarlığa girmesinler. Meselenin özü çok bilgi değil, çok inanç, çok yapmak değil, çok iyi niyetlerle sevgi dolu bir yürek taşımak. İman temelinde Rabbimize aşkla bağlanmak ve onun son ve en büyük Resulüne sevdalı bir yürek taşımak. Emin olun özeti bu. Ve din kolaylık getiriyor bize. Yani o anlatılanların sonunda aman ne zormuş, ben yapamam, ya çok güzelmiş ama bana göre değil, imkanım müsait değil gibi bir yüksünmeye de girmesinler. Anlatılanların özü bizim yükümüzü almak, ağırlığımızı hafifletmek ve bakışımızı güzelleştirmek için. Yani çok ayet geldi hocam aklıma, belki oruçla evet, alakalı galiba ama geneli de yayabiliriz. Evet. Yuridullahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah size zorluk dilemez, kolaylık diler. Kolaylık diler. Onun o galiba ayeti kerimenin de bir meali şerhi olabilir. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Heh. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. İmza Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bunu da hafızamızın bir kenarına yazalım. Bize yük getirmek için değil, ağırlığımızı artırmak için değil, bizi yormak için haşa hiç değil.
kolaylaştırmak için, hayatı güzelleştirmek için bu dünyayı inşallah umudumuz var, gideceğimiz cennetin bir ön sözü haline getirmek için. Yani bir yaşama kılavuzu veriyor bize, yaşama rehberi, yaşama atlası, yol gösteren, bizim üzüntülerimizi azaltmak isteyen bir anlayış. Ve İslamiyet, fıtrat dini. Onun için bazen sorarlar bize, belki şimdi de öyle sorular gelir mi, size de çok soruyorlardır. Hocam dinimizde şunu yapmak lazım mı, bunu yapmak günah mı, bunu yapmak haram mı? Biri dedi ki, hepsini geçsinler. Fıtrat dini ya, istefti kalbek buyuruyor Efendimiz. Kalbine sor. Ya çayı içeyim mi, içmeyeyim mi? Limon da sıkmış kardeşim, hemşerim, Allah razı olsun. Acaba limonlu çay dinimizde caiz mi? Basitleştiriyorum hani. Ya sağlığa uygunsa, damak zevkine uygunsa, açık bir yasak yoksa, limonlu çay, sade kahve, Medine hurması, hepsi caiz, hiç endişeniz olmasın. Ama sağlığa zararlıysa, topluma zararlıysa, insanlığa, hayvanata, bitkiye zararlıysa, bir zarar varsa hiç araştırmayın dinde bu yasak mı diye. Dinde o yasaktır. Ama orantılı değil mi hocam? Abartılı olmadan. Evet. Tabii. İsrafa gitmeden. Dolayısıyla fıtrat dini. Onun için fıtır sadakası. Onun için fıtır bayramı. Birazdan inşallah geleceğiz herhalde oraya. Yani yapı ve yaratılışımıza uygun. Bizi fabrika ayarlarına döndürüyor. Hani bazı zor gelen hususlar varsa da bizim kötü alışkanlıklarımızı törpülediği için zor geliyor. Hani bazen Allah korusun madde bağımlılarının tedavisinde ilk günlerde çok acı geliyormuş. Bağırıyor insan yani. Yerden yere atıyor, acı geliyor. O perhiz antrenmanları, sabır insanı zorluyor. Ama o tedavi zor değil. Önceden kazanılan alışkanlığı bırakma zor. Kötülükten kurtarma operasyonu zor geliyor. Şimdi dolayısıyla İslamiyet'in getirdikleri gerek şahsımıza, gerek aile hayatımıza, gerek toplumun bütününe, hatta Müslüman olmayan insanlarla olan ilişkimize kolaylık getiren, el yordamıyla arayıp bulmamızı hiç gerektirmeyen, komprime hapla şeklinde buyur böyle 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 önümüze koyuyor. Bu da neyi gösteriyor? Rabbimiz bizi çok seviyor. Hiç zorluk görmemizi istemiyor. En kolayı bu, en faydalısı bu. Al kulum böyle yap. Şimdi dolayısıyla 29 ya da 27-28 sahurda, şu kadar iftar programında kardeşlerim ya dinledik de ne kaldı diyorlarsa bir eğitim kalması lazım. Şahsımıza ne veriyor? Yani manşet cümle ne olmalı? Manşet cümle şu. İslamiyet bütün bunların sonunda bir cümleye sığabilir emin olun. Zaten bunda büyükler söylemişler. Allah'ın azametini tasdik, şeksiz şüphesiz onaylamak yani. Mahlukatına da yani onun yarattıklarına da şefkat göstermek. İşin özeti bu değil. Evet. İslam'ın zaten manasındadır teslim olmak. İslam insanlara özgürlük alanı tanıyor. İnsanları kul köle etmek istemiyor yani. Bire inanacaksın, başkası onun dışında. Birden korkacaksın, başka bütün korkular seni korkutmayacak. Bire bağlanacaksın, başka hiçbir bağlantın olmasa o bağlantı sana yetecek. Ona kulluk edeceksin, başkasına kölelik yok. Böyle izzetli, şerefli, haysiyetli bir kulluk kazandırıyor. Bu bir özgürlük alanı. Şimdi insanlar görünmeyen kölelik bağlarıyla bağlanıyorlar maalesef. Kimi fakirliğin getirdiği şeylerle paraya bağlanıyor. Maaşın kulu oluyor. Ötekisi tepesindeki bir adamın kulu oluyor. Berikisi erkek şiddetinin seylabına kapılıp sürükleniyor vesaire. Ama İslam bütün bunlardan insanı kurtaran, tek Allah'a kul eden ama o bildiğimiz kölelik falan değil. Tam bir kimlik ve kişilik kazandıran, ben Allah'ın kuluyum. Öyle bir Allah ki Celle Celaluhu, eşi yok, benzeri yok, yaratıcılığı sonsuz ve sınırsız, gücünün ortağı yok. Şimdi böyle birinin kulu olmak, böyle bir yaratıcının kulu olmak insana eziklik getirmez. Şahsiyet, kimlik, kişilik getirir. Dolayısıyla kul ol da kurtul diyor Hazreti Mevlana. Hani bu anlamda. Onun için bu kadar konuşuldu, bu kadar anlatıldı ne olsun? Ha, Efendimiz'e gelince, ya onun da buyrukları emin olun çok kolay. O kadar kolaylaştırıyor ki. İnsanlara seviyelerine göre konuşuyor. Burada bir profesör dostumuz gelebilir. Kendi yaptığı doktorasının, profesörlük tezinin özetini anlatmaya çalışır. O da haklı kendince gelmişken ilmini konuşturmak istiyor. Ama bizim hepsini kavrayacak, kuşatacak halimiz olmayabilir. Kabımız kadar.
Benim kabım bu fincan kadar. Oradan alırım, nasiplenirim. Alamadım ya. Söylediklerinin çoğunu anlayamadım. Eyvah, bu iş zor. Aman ha, böyle bir yanılgıya, böyle bir yılgınlığa düşmeyelim. Mesela Peygamberimize geldiklerinde sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor adamın yapısına. Psikologların ötesi, gönül doktoru ya. Mesela ya Resulallah, bana bir tavsiyede bulunur musunuz? Orucun da vermesi gereken bir özellik bu zaten. La tagdab. En kısa hadis. Gazaplanma. La tagdab. Gazaplanma, kızma, öfkelenme. Sevgili hocam, hani bugünlerde moda oldu bu öfke kontrolü. Özel dersleri var, psikologlar, psikiyatristler. Ama Efendimiz bunu 1400 sene önce söylüyor. Şifre o değil mi hocam? He. La tagdab. He. Adamcağız hemen anlamış tabii. Anladım ya Resulallah. Bir başka tavsiyede daha bulunur musunuz? Uzun olsaydı belki ikinciyi istemeyecekti. Efendimiz tekrarlıyor. Güzeller güzeli sallallahu aleyhi ve sellem. La tagdab. Ya Resulallah, anladım, bir tavsiye daha. Üçüncüsünde de tekrarlıyor. Demek ki şiddetli bir insan. Sen öfkeyi at, kızgınlığı bırak. Tamam, senin önünde başka engel yok. Onun hastalığı o. Onun zafiyeti o. Evet. Veya başka birisi de geliyor bana, bir ya Resulallah bir ibadet söyle, bir şey söyle, ben onu yapayım cenneti kazanayım. Peygamber Efendimiz anlatıyor ya, bak bunu anlattıklarından ne fazla ne eksik yaparım diyor. Ondan sonra mert bir adammış ya. Ne eksik ne fazla. Sonra Peygamber Efendimiz ne diyor ashab-ı güzel? Eğer bu dediklerinde doğruysa, yaparsa, bu farzlarla yetinirse, değil mi hocam? Cennet, doğru, cennet. Cennet. Evet. Kul amentü billah festakim. Thummestakim. Yani Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol. Sonra dosdoğru ol. Onun için anlatılanlardan geriye ne kaldı Ramazan programlarından? Fatih Hocam'ın sahur sohbetlerinden. Emin olun bu kalsa yeter. Ama tabii yüzeysel anlamda değil. Kul amentü billah, amentü billah. Allah'a iman ettim deyip de iman etmemiş gibi yaşamak hali olmayacak tabii. O her şeyimizi bilen, her halimizi bilen, bütün varlığımızı ona borçlu olduğumuz insanlık, Müslümanlık şerefini bize karşılıksız takdim eden, Ramazan'da da cömertliğinin her türlüsüyle bizi süsleyen, ki işte o günlerinde sonuncusundayız, sonuncusuna girdik efendim, cehennemden azat olmak. Bütün bunları ruhunda hissediyorsan, evet, amentü billah, Rabbim sana iman ettim, emirlerin baş üstüne, yasaklarının sınırında dururum, o kırmızı çizgileri aşmam, kulunum. Zaten şu iftar sofraları bunun fiili bir örneği. Allah'ın helalleri önünde. Ama ezanı belli bir süre yemiyorsun. Böyle. Kedinin ciğere baktığı gibi kaba bir şey oldu ama öyle bakınıyorsun yutkuna yutkuna efendim o güzel nimetlere. Allahu Ekber deyince Bismillahirrahmanirrahim. Yani bütün yeryüzü onun kullarının, onun emrinde olan gerçek kulların bu uygulaması. Bu da İslamiyet'in bir mucizesi, emin olun. Bir sosyologun ifadesiymiş, çok hoşuma gitti. İslam'ın hak din olduğunu anlatmak için insanlara fazla yorulmayın diyor. Hiçbir inancın gücü milyonlarca insanı böyle gece yarısı kalkıp sahurda ne sohbet dinlettirir ya, ne yemek yedirir, ne de aynı sofraya oturtturup dakika bekletir. İnsanlar böyle değil artık, aceleci, sabırsız. Bu dinin gücü buna yetiyorsa, bu din Allah'ın dinidir. İlahi bir güç ve kutsallık vardır burada, evet, diyor. Yani Fadi Hocam, sorunuz bana çok ilham verdi. Ama şunu diyorum ki, ya çok şeyler anlattılar. Bu anlatılanların ne kadarını yaptım ki? İşte gidiyor mübarek. İşte arefesine geldik, yarın bayram diye asla umutsuz olmasınlar. Çok yapmakla değil. Bir, az iyi ama niyet. Sürekli olmak. Evet, az ama sürekli. Az ama devamlı. Gençlere de onu diyorum. Bir programınız olsun. Ders çalışırken de aynı. Ders çalışmak da ibadettir. Az ama sürekli, devamlı, metotlu çalışma. Az ibadet ama sürekli. Şimdi Ramazan'la beraber sahur programı bitti. Fatih Hocam, artık haftada bir yapacaksınız değil mi inşallah? İnşallah. Haftada bir, biz de haftada bire düşürelim. Yok. İslamiyet mevsimlik bir din değildir. Yapabildiğimizi yapacağız. Yapamadıklarımızın da niyetine gireceğiz. Mesela bazı dostlarım diyor ki, hocam geçen gün bir hocamız şunu söyledi. Ya o kadar hoş ki, ama şu anda ben onu yapmaya müsait değilim ya, çok üzgünüm. Bu iyi bir niyet değil. İyi niyet şu, niyetine gireceksin. Rabbim bunu yapmayı nasip et. Bir an önce şartlarını hazırla, Rabbim bana bunu nasip et. Mesela hac için, biraz önce siz oradan mesaj verirken aklıma geldi. Hocam yazıldım çıkmadı, yazıldım çıkmadı. İnanamadım yani, o da nasıl bir sistemse. 8. kere de çıkmamış, ağlıyor. Dedim abi, her sene sen hac çıkmayınca ağladın mı? Evet.
Ya 8 haç cevabını sen kazandın. Allah Allah. Yani bazılarla... 11 yıl olup da çıkmayan da var hocam o zaman. Efendim? 11 yıl olup da çıkmayan da tanıyorum. Var? Var var. Uzun soluklu. Üzülsünler emin ol, o gidememe üzüntüsü üzü gitme cevabını kazandırır. Ama bazen de şu oluyor maalesef, bu niyet malum haliniz. Çok ciddi hadis kitapları bununla başlıyor. İnnemel amalü bin niyat. Yaptığınız ameller niyetlerinize göredir. Niyetimize göre değerlendiriliyor. Bir kardeşimiz de mesela öyle rastlamıştı. Ya hocam yazıldık pat diye çıktı. Hiç de hazır değilim. Ne yapacağız şimdi ya? Ya aman ha. Sevabını azaltma. Allah kolaylık verir. Davetiye geldiyse icabet et. Bütün engelleri aşarsın. Yani hocam, İslamiyet çok kolay, çok rahat. Herkesin kendi şartlarında yapabileceği bir şey. Aman bu çağa uygun değil diye bir düşünce aklımıza gelmesin. Ben nasıl yapacağım diye düşünmeyelim. Her şarta uygun, akla mantığa uygun, ne aklımızı zorlar ne kalbimizi, bizi fıtrat ayarlarına getirip rahatça, mutluca yaşatan İnşallah. Bir sistemin adı. İnşallah hocam. Ramazan-ı Şerif ayı artık son sahurundayız ya. Artık bir burukluk var ama yarın da Allah nasip ederse, yani artık bugün Arefe. Bugün bugüne girdik. Yarın da bayram ya. Can bulacağın anına bayram ola ilahisini sever misiniz? Çok severim. O zaman benim o size güfteyi, özel armağanım olsun Hasan abi. Söyleyene de hayranımdır yani Alvar Efe Hazretleri değil mi? Evet, ruhu şad olsun. Allah'ın evliyası hakikaten, ruhu şad olsun. Evet. Efe Hazretleri'nin birçok eserini de burada seslendirmeye çalıştık. Bugün de bu bayramın inşallah arefesinde bu eserimizle tam yerine geldik. Allah razı olsun. İnşallah sen de izah edin. Sağ olun.
lütfi ya lütfü kerim, erişe rahmı rahim, erişe rahmı rahim. Ber murad eyle fehim, bayram o bayram ala, bayram o bayram ala. Ber murad eyle fehim, bayram kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, yetimin başını okşa. Efendim, Hasan Akıntaş ve ekibine yine her zaman olduğu gibi canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Murat abi, başta hani bugün son programımız ya, unuturum ya. Murat abim, Turgut abim, Burak kardeşim, Abdullah kardeşim. Yani gerçekten canı gönülden ben teşekkür ediyorum Hasan abi. Aynen. Sana da tabii ki. Kendileri, ben de çok teşekkür bu gece, ediyorum. Bu gece yani bu aya, bu sahur vaktine gerçekten renk kattınız. Seyircilerimizden çok güzel tepkiler de var. Allah onları da iletmiş olayım. Allah razı olsun Hasan amin abi. Amin. Cümlemizden Allah razı olsun. Hatta hocam demin ben dedim ya size bir manşet cümle dedim. Bir seyircimiz yazmış. Gülşen Coşanöz hanımefendi yazmış. Danışmamız kendisi galiba. Diyor ki Sayın Fatih Savaş, sahurlar boyunca sizi izledik. Seviyeli ve medeni bir Müslüman olarak konuklarınızla yaptığınız sohbetlerle bizleri pek çok konuda aydınlattınız. Sizlere ve emeği geçen küçük büyük herkese çok teşekkür ediyoruz. Manşet cümlemiz, hakkınızı helal ediniz yazmış. Maşallah. Ya gerçekten bu kadar güzel, zarif, naif evet. Seyircilerimiz var. Buradan Gülşen Hanım'ın ellerinden öpüyorum. Yaşı benden büyük resmini görüyorum burada. Allah razı olsun ve bütün bize izleyen, mesaj atan bütün güzel insanların hepsine buradan hürmetlerimi arz ediyorum. Fatih'cim, benim de gönül telimi titretti hanımefendi. Çok özür dilerim. Asıl size evet. Hakkınızı helal edin diyeyim. Ya. Aman unutmayayım. Bizler zaten evet. Helal, sizler de lütfen helal ediniz. Bu helalleşmek çok önemli bir mesele. Unuttuğumuz bir güzellik yavaş yavaş ama böyle fırsatlarda hatırlamak lazım. Hı hı. Hiçbir Avrupa dilinde bunun karşılığı yokmuş efendim. Ben Almanca'da, İngilizce'de bulamadım. Helalleşmek. Allah. Teşekkür falan var ama helal, hakkını helal et. Yani Almanya'da yaşadım biraz. İlk bunu öğrenmek istedim. Bir güzel ziyafetten sonra evin hanımefendisine hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ederim. Çok lezzetliydi. Tercüme ettiler ettiler. Hakkınızı helal edin deyince durdu adam. Dedim devam et. Efendim bunun karşılığı yok. Bu bize mahsus bir şey anladım ki helalleşmek. Ne zaman hak geçiyor? Şimdi sizin görmediğiniz o izleyicilerle hak geçebiliyor. Olur ki bir sürçülisan çok iyi niyetle söylenmiş bir söz birinin kalbini kırabilir, birini incitebilir. Fark bile etmeyebiliriz. Masumane de söylenmiş olabilir. Bu da haktır. Şu stüdyoda birlikte aynı havayı teneffüs ediyoruz. Bu da birbirimize hak geçmektir. Bakışın hakkı vardır. Tanımadıklarımızın üzerimizde hakkı vardır. Bildiğimiz bir şeyi eksik söylemek de karşıya hak geçirmektir vesaire. Biz zannediyoruz ki kul hakkı deyince illa kafa kırınca. Hayır. Veya parasını alınca. Kalp kırınca da oluyor. Ya. Yan bakınca da oluyor. Can sıkınca da oluyor. Trafikte huysuz bir hareket yapıp adamın moralini bozunca da oluyor. Ya şu buraya saatte, dikkat. Şu saatte şu programda sonuçta izleyenlerimizin hanelerinde hitap ediyoruz. Bizleri dinliyorlar. Ya şurada bile olumsuz bir şey konuşumuz zaman hak ihlali yapmış oluyoruz değil mi? Ya gece gece birinin canı sıkı Allah korusun bir sürçülisan yani. Olsa. O yüzden hepimizin eskiden adetti bizim dedelerimiz hatta benim babam da rahmetli yapardı. Allah evden Allah çıkarken hanım hakkını helal et. O da ne oldu ki bir durum mu var demezdi. Şimdi söylesek bir durum mu var diyorlar. Cevap hazırdı. Gelip görmemek var. Gidip dönmemek var. Ya. Çünkü hakkını hiçbir zaman edin. Hiçbirimiz bir dakika sonrası ne olacağımızı bilmiyoruz. Garantisi yok. O yüzden bu helalleşmek hayat. Çok önemli. Güzel bir yere temas ettiniz. Daha doğrusu Gülşen Hanım bizlere hatırlattı. Evet, Allah razı evet. olsun. Bu var vesileyle. Olsun. Gönlü Gülşen olsun. iki dünyası şen olsun. Güzel bir nokta. Helalleşmek. Şimdi bu alışkanlık, bu kültürden uzaklaşmış birilerine bir yabancı, bir İngiliz, Fransız, Türkçe bilip de bizi dinliyorsa kültürümüze uzak şaşırabilir yani. Allah Allah televizyon izleyicisi Gülşen Hanım'la Fatih Savaş'ın ne hakkı geçebilir ya tanıyor mu görüyor mu? Ama oluyor yani oluyor. Bu hak çok ince, çok
hatta Allah yolunda şehit olanların bile kul hakkı affedilmiyor malum haliniz. Değil bütün mi? Haklar tamam ama kul hakkı bir tek şart. Helal ettim derse hak sahibi kurtulduk. Yoksa o hakkın hesabı mutlaka zerre miskal dahi olsa. Ya. Göze görülmeyecek kadar az, küçük de olsa o hak soruluyor efendim. Terazide yerini alıyor. O yüzden Allah kul hakkına girmekten bizleri muhafaza eylesin. Hocam, Arefe günündeyiz. Yarın da bayram. Önce Arefe gününün özelliği ne? Niye bu kadar kutsal? Bununla bir giriş yapalım. Sonra sıla-i rahim, komşuluk. Bunlarla evet. alakalı inşallah size soruları yönetmeyi istiyorum. Tabii ki her şeyin başlangıcı ve sonu çok önemli. Kurban Bayramı'ndaki gibi bir Arefe şeyimiz yok. İbadetler, tekbirler falan ama bu da bayramın Arefesi. Bir gün sonra bayram. Bayrama gönlümüzü hazırlamanın günü demektir bu. Yani koşuşturmaca içinde acaba ruh halimiz bayramlık mı? Ya. Bayramlık ağzımı açtırma diye Türkçe'de değişik anlamda kullanılan bir ya. Kelam vardır. Hocam olumsuz. Gerçekten böyle olumsuz deyimler evet. var. Nasıl bizim literatürümüze girmişler? Evet, yanlış ben yanlış, bu değil mi? Bayramlık ağzınsa sen o ağız gülecek, ya. Güzel şeyler söyleyecek. İşte bugüne kadar yapamadıysak bugün o tefekkürü yapacağız. Bayrama nasıl bir ruh haliyle hazırlanmamız lazım? Yüzümüz gülecek. Efendimiz buyuruyor ki tebessüm sadakadır. Fakire verecek sadaka paranız yok ise eğer mutlaka muhtacına hele de gülün, sevabın çoğunu kazanın. Bu arada fıtır sadakasını da hatırlatmış olayım. Çok önemli. Bugün son değil mi hocam? Bugün son. Bayram namazından önce mutlaka bir fakire vermeli. Bunu bir derneğe, yardım cemiyetine falan değil. En güzeli fakirin avucuna bizzat koymanız lazım. Orada da tabii İslam nezaket ve incelik sevgi dini ya. Bazı dostlarımız yanlış rencide mı öğrenmişler, ediyor. Ne yapmışlar? Al kardeşim bu benim ve ailemin fıtır sadakasıdır. Ya da bu benim zekatımdır. Veya aldın kabul ettin mi? Böyle bir şey yok. Yok al ya sana bayram hediyesi. Allah biliyor. Onun bilmesi ne parası olduğunu bilmesi gerekmiyor. İncelik, nezaket, nezahet. Hatta minnet altına sokmayın da var biliyorsunuz. Kesinlikle. Verdiğiniz sadakanın sevabı gider. Onun için fıtır sadakası ne demek? Rabbim var ettin, canlıyım. Maddi manevi nimetlerle donattın. Maddi manevi varlığımın sadakası olarak emrin üzere veriyorum. Bu o sene, zaman tam özür dilerim. Yani evet. onların almaya ihtiyacı yok esasında. Bizim vermeye ihtiyacımız var değil mi? Evet, evet. Öyle bir müthiş bir gönül dostu evliyadan duymuştum. Zekat sadaka verdiği hem de yüklü miktarda zengin varlıklı bir adammış. Bir de hamle kılıyor adamın, alan adamın elini öpmek için. Yandaki sevenleri, efendim o sizin elinizi öpsün. Oldu mu bu şimdi diyorlar, o kadar verdiniz. Alan eli öpesim geliyor. Yani ben görevimi yaptım, Allah'ın emrini yaptım, verdim de. O vesile oldu ki, değil mi? O vesile oldu. Onun karşılığında vay ne be. Kazandım İncele biliyor musunuz? Bakarsın. Öyle bir kazanç ki elini öpsem de değer. Bizim kültürümüzü incelediğiniz zaman sevgili hocam, şu çıkıyor altından. Vererek alma, vererek kazanma. Vererek kazanma dediniz ya, vererek kazanma, kazanma ahirette karşımıza çıkacak değil mi? Ya yani bu dünyada da oluyor. Bu dünyada da veriyor değil mi Allah? Bu dünyada da ama asıl büyük mükafat orada. Yani verdiğimiz bizim. Verebildiğimiz bizim cebimizde oluyor. Cebimizde kalan bizim değil. Evet, ebediyen bizim. Cebimizdeki de bizim ama bir damak zevki, bir elbise. Geçici işte bizim. Geçici, bu dünyalık, fani. Dünyanın her şeyi gibi. Ama verebildiğimiz ahiret yatırımı, cennet yatırımı, ebediyen bizim. Bazı dostlarımız zannediyorlar ki mükafat hep öte tarafta. Yok, burada başlıyor. Öyle bir vicdan huzuru. Verebildiğiniz an. Öyle bir sanatçı dostumuz vardı. Aile dostumuz hanımefendi. Rahmetli oldu. Diyor ki sanattan işte şu kadar 100 filmden sonra el çektim. Bütün filmlerde oynadığım efendim rollerin elbiseleri gardıroplar dolusu evimdeydi. Sonra gönlüne bir ilham düşmüş. Nedir bunlar yahu? Vereyim şunları. Aman Allah'ım ara sıra açıp bakmanın zevkinden çok fazlaymış. Onları vermenin, dağıtabilmenin, fakire giydirebilmenin, al sat parasını harçlık yap diyebilmenin keyfi ve zevki. Yani vermenin ayrı bir tadı var. Bir vicdan huzuru getiriyor ki, hani en rahat yastık vicdandır diyorlar. Hafifletiyor insanı, yükü atıyorsunuz. Bak hocam çok özür dilerim. Biz seyircimizden mesaj gelmiş. Evet. Bak sayenizde, siz de vesile oldunuz. Estağfurullah. Bak diyor Fatih Bey harika bir program yapıyorsunuz. Çok naif, çok seviyeli. Ahlakı, dinimizi çok güzel ifade ediyorsunuz. Sayenizde dini sohbetler dinlemeyi sevdim. Canım benim. Hocalarım sayesinde. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. İşte bu fıtrat, fıtrat konuşuyor.
Hani bir de şeyi de söyleyelim, bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı kişi başına ödenecek fıtra mikrarını, halkımızın deyimle fitre ya da fıtır sadakasını tespit ediyor ya, 23 TL. Bu asgarisi değil mi? Bu asgarisi. En alt limit. Ben diyorum ki bazen, hocam ne verelim diyenler arasına oluyor. 23 lira değil mi diye de bir de tasdik. Şimdi beyefendinin yaşadığı hayatı bildiğim için, sen her şeyi birinci sınıf yapıyorsun. Fitrede üçüncü sınıf olmaz yani. Bunu da birinci sınıf yapacaksın. 23'te 50 lira ödeyeceksin. Veya bir öğün yemekte ortalama yediğin miktar diye düşünülüyor. Şimdi bir restorana gittiğin zaman ortalama 60-70 lira hesap ödeyen insanın 23 lira vermesi de insaf olmaz. O taban miktar, ondan aşağısı olmaz. Bazen de diyorlar ki, hocam ben alacak durumdayım. Bu akşam biri öyle bir hanımefendi bana sordu. Hocam bana veriyorlar, almaya da ihtiyacım var. İki çocukla yalnız bir kadınım. Çalışıyorum asgari ücretle ama yetiştiremiyorum. Şimdi bizim milletimiz çok güzel ya. Böyle bir kadıncağız diyor ki, hocam epey de toplandı konu komşu, bayağı yardımlaşma, o ne getirdilerse bilmiyorum ama şimdi diyor 2500 TL para elimde birikti. Benim bunlardan bir zekat, sadaka, fıtır sadaka ödemem lazım mı? Canım ya. Nasıl bir duygu bu yani? Yine fıtır sadakası verirse, o 23 lirayı baz alırsa değil mi hocam? Bedenimizin kaskosu oluyor değil mi bu, evet, fitre? Ben de özellikle öyle dedim. Vermek zorunda değilsin ama alan kişisin. Ama madem ki içim rahat etmiyor diyorsun, vermek istiyorum. Ver ve sevabı katla dedim. Sevindi kadınca. Yani doğrusu bu. Yani bu vermek kültürü bizden başka kültürlerde ben pek görmedim yani. Hocam, vermeye doyamayan insanların dünyasıymış. Bunu verenler iyi biliyorlar. Ama evet, alışmamış insanlar, cimrilik. Cimri cennete giremez. Hadis-i şerif. Aman Allah'ım. Ama sadece insanlara karşı mı? Uçan kuşa da, efendim sokak bitkilere köpeğine de, sokak çocuğu demeye dilim varmıyor da, sokağın çocuğu olmaz maalesef, oluşturduk çok kötü bir şey. Onlara da vermek. Hatta Hazreti Ömer'in malumunuz insanın gönül tellerini titreten bir sözü var. Bir kıtlık sırası olmalı. Dağlara buğday serpin. Müslüman memleketinde kuşlar aç kaldı, dedirtmeyelim. Yani hocam o adalette şey zirve yapmış ya. Evet. Yani onun adaletinden... Onun bu vermenin sınırı yok yani. Vermek o kadar güzel bir şey ki. Efendim belediye dikmiş ağacı diyor. Bakmıyorlar. Efendim bir ilde başıma geldi. Hocam o kadar hoşuma gidiyor ki diyor, ben suluyorum. Hatta dediler ki ya uzaktakiler aynı ağaç diktik. İncelemeye gelmişler memurlar. Bu daha gürbüz gelişmiş, bunlar onun gibi değil. Beyefendi evimin önündekini ben suluyorum, bakımını yapıyorum. Durumdan vazife çıkarmış. O da bir canlı. Tabii. Yani Efendimizin çevreciliği konusunda da dünyanın bir numaralı çevrecisidir diyorum. Yarışamayız yani. Üstelik de 1400 sene önce böyle bir dava yokken, akan sudan abdest alırken, ırmak kenarında bile olsanız diyor, suyu israf etmeyin. Bugün dese bunu tamam, su kıtlığı var. Su savaşlarından bahsediyor gelecekte, tamam. 1400 sene önce suyun sebil olduğu zaman, efendim, israfı söylüyor yani. Ya da işte sizin de gittiğiniz hac umre sırasında dal kırmak, yaprak, bitki öldürmek. Hatta hocam Peygamber Efendimiz değil mi, kıyamet yarın kopacağını bilsen, hatta bir dakika kopacağını bilseniz bile fidan dikin diyor. Fidanı dikin. Evet. Yani dolayısıyla hayvan konusunda bakıyorsun, Mekke fethi gibi dünyada dönüm noktası olmuş bir harika olayı gerçekleştirecek gidiyor. Bir bakmış, enikleri var, yavrulamış bir anne köpek. Hemen oraya birini görevlendiriyor. Diyor ki asker görmez gece vakti, hemen gösterin burada, tedbir alın. İkiye bölünsünler, sakın ola köpeğe ve yavrularına zarar gelmesin. Bunu iş ediniyor dünya çapında bir fethe giderken yani. Şimdi biz hayvan haklarını, ağaç şu haliyle haklarını, zaten gönülleri fethediyor Peygamber Efendimiz. Evet. Yani başkasından öğrenmeyelim. Hani bazen işte ya filan memlekete gittim, o kadar çok hayvan seviyorlar ki, hayvan haklarına çok riayetkarlar. Ya Efendimizin gönlü bundan incinir mi acaba diyorum. O getirdi bunu ilk defa. İnsan hakları evrensel beyannamesi hazırlanırken Fransa'da, Fatih Bey kardeşim, bir heyet kurmuşlar. Demişler öyle bir güzel beyanname yazalım, bildiri. Ama dünyada bundan önce yapılmışları inceleyelim, en güzeli olsun. General Fayet, aynı zamanda hukukçu, önemli bir devlet adamı Fransızların. O da Arapça biliyormuş, İslam'da araştırıyor. Veda hutbesini buluyor. Ve sonra diyor ki, onun deyimiyle aynen tercümesi şu: ey şanlı Arap, adaletin ta kendisini bulmuşsun. Ne ekleyelim ki buna diyorlar ve büyük ölçüde ondan yararlanıyorlar. Yani hak, hukuk, adalet, insanlık, başta da söylediğimiz gibi İslam bize yük getirmiyor. Yani yüklerimizi alıyor.
güzellik getiriyor. Yani İslam hocam hani yük değil deyince aklıma son inen ayet-i celil geldi. El yevme ekmeltü leküm dinekum ve etmemtu aleyküm ni'meti ve radıytü leküm el-islame dine. Hani bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve din olarak İslam'ı seçtim ve razı geldim. Ayette bu geçiyor. Dikkat ederseniz ayette şu ifade, size olan nimetimi tamamladım. Hani İslam bir nimet dini ama biz külfete dönüştürüyoruz. Aynı bir boyut. Evet, evet. Onun için özellikle genç kardeşlerime ısrarla altını çizerek efendim söylüyorum. Buradan bir kere daha tekrarlayayım. Yani İslamiyet kolaylaştıracak, müjde verecek, gerek beden sağlığımıza, işte orucuyla vesaire, efendim gerek ruh sağlığımıza ilaç sunacak bir güzellikler manzumesi. Buradan başka bir şey çıkarmamak lazım. Ha, yeni bir dinde değil, Adem peygamberin getirdiğini, diğer peygamberlerin getirdiğini tamamlayan, bozulmuş kısımlarını düzelten, bütünleyen ve en son kıyamete kadar bozulmayacak bir kitapla tespit eden bir din. Yeni bir icat değil yani. Allah'ın dini tektir İslam. Adem aleyhisselamla başlamış. Hazreti Muhammed Mustafa ile de sonlanmış. Dolayısıyla mesela Almanya'da yaşadığım sırada bir papazla karşılaşmıştım. Bana dedi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinin Almanca mealini bulabilir misiniz? Doğru bir tercüme. Verdik. Meğer o daha önce araştırmış, tercümeleri beğenmemiş. Sonra merak ettim, ne yapacaksınız onu dedim. Bütün ayinlerden önce, Kur'an'daki ilk sure falan demeyeceğim ama bunu Almanca cemaate hep birlikte tekrar ettireceğim. Bir ilahi bildiri bu. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Bu ilahi kelamdır, kalıbımı basarım dedi adam. Hakikaten sadece Fatiha'nın manasına baksak, aman Allah'ım. Hepsi evrensel hakikatler. İçinde dua var, teselli var. İçinde şükür bir var, yol haritası var, şükür var. Allah'ın özellikleri var Celle Celaluhu. Allah'ın özellikleri deyince kendimi susturacağım, sorularınıza hocam, geleceğim de. İmam-ı Azam, gençler için İmam-ı Azam kitabı üzerinde çalışıyorum da bugünlerde. İnşallah 61. kitabım olacak, dua ediyorum. Maşallah diyelim hocam. Allah razı olsun, çok teşekkür 61 ederim. 61 kere maşallah. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. İmam-ı Azam Hazretleri 7 yaşında hafız olan bir dahi. Müthiş, bilmek lazım yani. Öyle gönül güzellikleri var. Kitap 200 sayfayı aşmasın diye uğraşıyorum. Ya nereyi çıkaracağımı bilemiyorum. O kadar harika. Hafız bir insan sizin gibi ama İhlas suresini dikkat etmişler. Hiçbir namazda okumuyor. İhlas suresini ağzından duymamışlar. Sebebini soruyorlar. Aman Allah'ım. Biz en kısa sure diye hemen okuyup geçiyoruz ya. Diyor ki İhlas suresini okumak çok ağır geliyor bana. Hakkını vermekten utanıyorum. Doğrudur diyor, az okuyorum. Hatimlerde mecburen okuyorum. Neden efendim? O en kısa sure böyle. Kul huvallahu ehad. Rabbimiz bizatihi kendi ağzıyla, kendi lafzıyla kendini tarif ediyor. Kendi özellik ve güzelliklerini söylüyor. Kolay mı diyor onu okumak? Aman Allah'ım. Yani bilen adamın da konuya yaklaşımı nasıl? Zaten hocam Peygamber Efendimiz zamanında da ayetler geldiğinde Peygamber Efendimiz ayetleri etrafındaki ashab-ı güzin efendilerimize okuduğunda o ayetleri dinleyen ashab önce ezberliyordu ya, sonra yaşıyor. Sonra gelen ikinci ayetleri, üçüncü ayetleri o ne zaman o ayetle eğer yaşıyorsa ondan sonra ikinci ayeti ezberliyor. Yani ya, önce okuyor, anlıyor, yaşıyor, sonra diğerini. Ama biz baştan sona ezberledik. Ama hangisiyle amel ediyoruz Allah bilir. Evet, yani ikinci ayeti öğrenmiyor ya da yük olur, sorumluluk olur. Aman öğrendiğim ilk ayeti uygulayayım. Yani biz öğrendiklerimiz şu anda en az bilenimiz bile bildiğini uygulasa var ya, şu ülkemiz en azından cennete döner yani. Aynen. Hocam sorular geliyor bir yandan ama Arefe günü kabir ziyareti yapmanın sevabı nedir demiş bir seyircimiz. Bizim geleneğimizde daha çok bayram sabahı. Ama bayram sabahı gidemeyeceklerse tabii o ziyareti bir gün önce de yapmak da çok oruçlu ağızla efendim masumlaşmış, melekleşmiş ruh halleriyle de güzel. Ama bizim Anadolu'muzda çok güzel bir gelenek vardır. Bayram sevincini bayram namazından çıkınca ilk mezarlıklara giderek yaparlar. Benim memleketim Kahramanmaraş'ta da öyledir hocam, bu gelenek. Hocam bir selam söyleyelim Kahramanmaraş'a. Evet, bütün gönlümüzle selam olsun. En son gittiğim illerden biriydi Adıyaman'da. Aman Allah'ım, Kur'an'ını kapan koşmuş, mezar taşlarından fazla insan
namazdan hemen sonra. Bu şunu gösteriyor. Ruh ebedidir. Ölmediler. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil diyen Yunus'umuz doğru söylüyor. İslam imanını söylüyor. Ölümden ne korkarsın? Korkma. Ebedi varsın. O can devam ediyor, ruh. Yani o zaman bayramı onlarla yaşamış oluyoruz değil mi? Bayrama evet onları katıyoruz ilk elden. Ölenleri de unutmuyoruz. Biz öldüğümüzde de bizi unutmazlar inşallah. Manası var içinde. Çok güzel bir şey. Tabii yaşayanları da unutmayalım ayrıca. Efendim huzur evleri var. Ziyaretçisi olmayanlar var. Kendi çocukları tarafından hatırlanmayanlar var. Bunlar kimsesizlerin kimsesi olmak manasına girdiği için çok önemli. Rabbimiz de bizim kimsemiz olur en muhtaç zamanımızda. Onun için hele bunu çocukları bu işin içine sokmak, aklı erebilen yaştaki çocuklarımızı bunun içine sokmak, fiili bir din eğitimi, insanlık eğitimi, vefa eğitimi anlamına da geliyor. O zaman hocam şu mesajla çıkabilir mi? Tabii ki kabir ziyaretlerine gidelim, vefat etmiş olan büyüklerimizi ziyaret edelim, bir Fatiha'mızı okuyalım. Hani bazıları soruyor, illa bir şey okutmamız lazım mı bir hocaya? Kendi bildiğin Fatiha'yı veya bir Yasin kitabından bir Yasin okuyabilir değil mi? Onda bir sıkıntı yok. Hiçbir şey değilse 3 İhlas, Kulhuvallahu, bir de Fatiha okumak lazım. Bilmeyen daha çok okuyacağım diyen de bir amme cüzü alsın. Hı hı. Kur'an'ın bütünü şifadır, ne okuyalım? Ayet-el Kürsi var en çok ezberlerde. Felak, Nas sureleri var. Namazda okuduğumuz sureler var. Yani Kur'an bütünüyle rahmet ve şifadır. Ölüye de diriye de sözüyle, sesiyle, manasıyla, yazısıyla aykırı fikir söyleyenlere de hiç itibar etmesinler. Çünkü o kadar çatlak sesleri de çıkıyor ki bu konuda. Mutlaka ruh haberdar olur. Manevi ziyafettir. Onlarla iletişimimizi başka nasıl türlü yapacağız ki? Peki şöyle bir şey diyenler de var. Mesela hani Kur'an-ı Kerim'i mesela ölmüş anne babamız var. Evet. Diyelim ki işte İstanbul'da metfun. Ama siz Kahramanmaraş'a memleketinizdesiniz. Oradan okumakla kabri başında okumanın farkı var mı? O da yani ruhuna yine gidiyor. Sadece kabire gitmek. Hani Peygamber Efendimiz kabir ziyaretinde bulunmuş. Çünkü kabire giden insan ölümü hatırlar. Ölümü hatırlayan insan da hayatını daha güzel bir standarda bindirir anlamında. Sağ olanlara yönelik bir teşvik mi kabir ziyareti? Evet. Yoksa okumaktan öte? Ölümle irtibat Efendimizin tavsiyesi. Hı. Ölümü sıkça tefekkür edin, dünyanın nimetlerini biraz acılaştırır, fani olduğunu gösterir. Yani yaşayana ders ve ibret verir. Ama dua adres istemez. İstanbul'dan okursun, Kahramanmaraş'a da gider. Mezar Amerika'daysa, Avustralya'daysa oraya da gider. Çanakkale şehitlerine de bağışlayacaksanız oraya da gider. Üstelik de bir de güzelliği bu para paylaşmak gibi değildir. Bir Fatiha okursunuz, andığınız, anamadığınız. Adem peygamberden bugüne kadar Allah'a imanla gitmiş herkese dersiniz, sayısız gider. Bir de bu güzellik vardır yani. Dolayısıyla bağışlama sınırını da kendi ailemizle sınırlı tutmayalım. Biraz daha asıl kastettiklerimizin hissesi azalmaz yani. Evet. Hocam bir de şöyle hani hasta ziyareti diyeceğim ama tabii sadece bayramla sınırlandırmamak lazım. Hayatımızın genelinde bu güzel ibadeti yapmak lazım. Çünkü bir hadisi şerif geldi. İnşallah Arapça metninde bir yanlış olmuyor. Ben tevalla efe ahsenel vulu eve ade ahahul muslim mu'ide min cehenneme mesirete seb'ine harikan. Hani Arapçasını okudum ki Türkçesi daha iyi aklıma gelsin. Yanlış anlamayın. Evet, kim güzelce abdest alır, sevabını Allah'tan bekleyerek bir hasta ziyaretinde bulunursa yürünerek 70 yılda kat edecek bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır. Şimdi bu hadis-i şerif Peygamber Efendimiz. Evet. Yani hasta ziyaretinin önemini cehennemden azat gibi Peygamber Efendimiz ifade etmişler. Bu hasta ziyaretiyle alakalı ne demek istersiniz? Efendim bu da bir ilaç. Biliyorsunuz insan insanın ilacıdır. İnansız insanların dediğim insan insanın kurdudur değil, insan insanın yurdudur. İlaçlar bile daha çok tesir ediyor. Almanya'da ben bulunduğum sırada bunu Alman doktorlar denemişler. Ziyaretçisi gelen hastalar daha çabuk ayağa kalkıyorlar. Aynı ameliyatı görmüşler. Onun için bendeniz bir hastalanmıştım, bir süre yattım. Geçmiş bizim olsun. Milletimiz Allah razı olsun. Biliyorsunuz severler bu işi. Hele gurbette daha çok sahiplendiler bize. Geldiler ve rekor bendeymiş. Ama Türkiye şartlarında çok normal bir ziyaretçiydi. Orada hiç ziyaretçisi gelmeyen hastalar olduğu için aynı odada yattığımız diğer Alman dedi ki siz çok önemli bir adammışsınız. Ben hiç önem vermemiştim. Nereden çıkardın dedi. Ya bir hafta sonunda 30 kişi gelir mi bir adama ziyaret için? Adam
Yani o dedi ki nasıl karşıladın dedim. Vallahi ilk gün şaşırdım ama ikinci gün sohbetten ben de az çok istifade ettim. O gelen adamlar bana da merhaba geçmiş olsun dediler. Seninle ilgilendiler ama o iki cümle bana da yetti. Allah Allah. Bayağı iyi hissediyorum kendimi. Şimdi dolayısıyla bir kere ilaç ve Allah için yapılırsa da önemli bir ibadet. Efendimizin hiç ihmal etmediği bir mesele. Ve tabii burada ayrım yapmamak lazım. Bir de zaten anneden, babadan, dededen, nineden zaten sorumluyuz. Komşunun komşuda zaten bu hakkı. Ölürse cenazesine gidecek, hastaysa ziyaretine gidecek. Hele bayramda da iki kat sevap. Adamın neşesini, huzurunu artıracaksınız, moral vereceksiniz. Ama bir de daha çok sevap kazanmak isteyenlere, müsaitlerse tanımadıkları bir kimseyi ziyaret etsinler. Bir hastane önünden geçerken bayramda kapılar açık ya, baksınlar şöyle ziyaretçisi de az ya da olmayan bir garibe bir ziyarete gitsinler. Küçük bir hediye de diyeceğim ama güler yüz en güzel hediyedir. Bir de hazırlıklı giderlerse hele. Benim hayatımda öyle çok enteresan şeyler vardır. Öğretmenlik yaptığım yıllarda yakında bir huzur evi vardı. Çocukları toplayıp gençlere giderdik. Bakın arkadaşlar, bu saatlerde ziyaretçisi olmayan, artık sonuna gelmiş hiç ziyaretçisi olmayan, sorardı kim? Yaşlı bir dedeye gittik. Adamcağız nasıl ağladı, nasıl ağladı? Ya seni üzmek için gelmedik. Bunlar orta son sınıf çocukları, 8. sınıf çocukları. 4 oğlum vardı, hiçbiri gelmedi ama şimdi 40 tane oğlum oldu. Ya ne yaptınız siz, ne yaptınız? Adamdan ayrılamadık yani, zorla ziyaret bitti diye bizi dışarıya attılar. Biz mutlu olduk, içimize bir huzur geldi o dedeyle. Sonra çocukları öğrendiler, sıraya bindirip her hafta bir şeyler alıp gidiyorlardı. Yani çok basit bir şey ama sevabı müthiş bol bir şey. Yakınlarımız, zaten görevimiz onlar. Yani anne baba. Evet. Şimdi gönül geniş olunca, eskiden anne babalar, dedeler, nineler evlere sığıyordu. Ama şimdi daralmış gönüllerin geniş evlerine bunlar sığmıyorlar. Maalesef. Bari gittikleri hastanede, gittikleri efendim yurtta neyse, huzur evinde garip kalmasınlar. Yani bu çok önemli. Ektiğimizi biçeriz bu dünyada. Hazreti Mevlana öyle diyor. Diken tohumu ektiğin yerden gül bitmesini bekleme kardeş. Ne ekersen onu biçersin. Yani gönül güzelliği olarak neler yapıyorsak gönlümüze onlar gelecek. Evet. Yaşlıya, hastaya, vefat etmiş olana nasıl davranalım? Siz hasta olduğunuz zaman, yaşlandığınız zaman, mezara girdiğiniz zaman sizin için ne yapılmasını istiyorsanız şu bayramda onu yapın. Aynen, onlara. Çok güzel ifade hocam. Nasıl etrafımızdakilere nasıl davranıyorsak, biz de Allah ömür verirse biz de o ömrümüzün son ahir ömründe aynı karşılığı bulacağız. O yüzden ne ekersek onu biçeceğiz. Bu dünyada da karşılığını görüyoruz esasında. Evet. Ama tabii bunu bir karşılık olarak değil de sırf Allah'ın istediği için, evet, yaparsak o daha bir anlamlı olur. O zaman balla kaymak yatırım öteki tarafa da oluyor. Eyvallah. Hocam bak mesela bir hadisi daha ben not almışım. Hani kim rızkının çoğalmasını, ömrünün uzun olmasını isterse sıla-i rahimde bulunsun. Ya. Şimdi sıla-i rahim bayramlarda olmazsa olmaz en güzel ibadetlerden bir tanesi. İbadet dedim. Doğru ibadet, bir kavram değil ibadet. Mi hocam? Allah farz. Farz. Namaz nasıl, gibi, namaz, oruç gibi. Hah, hocam bir sıla-i rahimi güzel bir açalım. Evet, şimdi efendim sıla kavuşmak demek. Varmak, ulaşmak, vuslat aynı kökten gelen bir kelime malumunuz. Rahim, bu kelimeye bayılırım yani. Mana o kadar geniş ki. Burada yakınlarımız olarak kullanılıyor. Ama Allah'ın rahmet sıfatından, rahim sıfatından kaynaklı bir kelime. Yani merhamet etmemiz gereken insanlara ulaşmak diyelim. Şimdi sıla-i rahimi Rabbimiz o kadar önemsiyor ki Kur'an-ı Kerim'de açık ve net, ima, işaret filan değil. Dolayısıyla çıkarılan bir yorum değil. Düpedüz sıla-i rahim emrediliyor. Farz yani. Ama şimdi anlaşılıyor ki insanlar yalnızlaşıyorlar. Modern hayat insanları iyice yalnızlaştırıyor. Eğer geçmiş zamanlarda bir farsa, bu da benim özellikle yorumum, İnşallah amacını aşmıyoruz. Şimdi 100 farz. Neden? Yalnızlık o kadar insanları kuşattı ki herkes kendi özel hapishanesinde, özel hücre hapishanesinde gibi. Avrupa'da bunu çok daha net görüyoruz. İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı diye bir bakanlık kuruldu. Allah Allah. İnsanlar yapmayınca devlet el attı bu işe. Bu yalnızlık çok acayip bir şey. O zaman bizim milletimiz, bizim örfümüz, adetimiz çok güzel ya. Evet. Ya Türkiye'de yaşadığımız için bu örf, adetler tabii İslamiyet'ten esinlenmişler. Bu bütün güzel hasletler ne kadar şükresek az değil mi hocam? Ya.
Ben şimdi mesela dediğinize özür dilerim. Yani yalnızlık bakanlığı bir tuhaf oldu hocam ya. Evet. O yüzden hemen hamd edesim geldi. Allah'a şükredesim evet. geldi yani. Aylar geçiyor, kapı çalınmıyor. Yaşlı bir kişi ya da iki kişi o evde. Selam kelama ihtiyaç ve insanlar zaman içinde ana dillerini konuşamaz hale geliyorlar. Konuşacak bir şey yok yani. Öyle bir hayım diyorlar Almanya'da bir şeye rastlamıştım ben. Bir adres sordum. Yarım saat anlattı. İşim var gideceğim. Yaşlı kadın belki 90 yılında bırakmıyor beni. Hatta hazırlanayım vaktim varsa ben gidip göstereyim. Ya dedim zor kurtuldum bu ihtiyardan. Niye öyle dedim arkadaşlara. Aa bunların konuşmamaktan dili şişmiştir. Sen bir selam verdin onlara o kadar iyilik yaptın ki bir kilometre iki kilometre gider o yaşlı haliyle gerçekten gösterir. Şimdi bizde Allah'a şükür o derece değil ama bizi de o samyelleri yavaş yavaş vuruyor. Onun için Martin Luther King'in galiba çok güzel bir sözü var. Biz diyor çağdaş bir medeniyet olarak kuşlar gibi havada uçtuk aletler yaptık. Balıklar gibi denizde yüzdük aletler yaptık. Ama neye yarar ki insanı mutsuz yaptık? Üst kattaki komşuya çıkamadık. Öldüğü zaman cesedinin kokuşundan anladık onun öldüğünü. Üst kata çıkamıyorsun. Selam yok, kelam yok, herkes bencil. Varsa bile dil ucuyla bir şey ifade etmiyor. Rutin yani otomatiğe bağlamışlar. Ama bu sıla-i rahim dediğimiz güzellik sadece büyük baba, büyük anne, anne baba, doğduğun köy değil. Şimdi bize de işte bayram efendim 9 gün tatil gidiyorlar. Ama bunların emin olun %90'ı tatil niyetiyle değil, köyüne, memleketine, kasabasına köklerinden kopmayarak inşallah bir de sıla-i rahime niyet ederek giderlerse bir farz ibadeti yerine getirmiş olmanın sevabını kazanırlar. Yani bu noktada da bir seyirci sorumuz da vardı hocam. Daha önce okumuşum. Bayram ve bayram tatiliyle işte tatil. Bayram ve tatil anlayışı nasıl olmalı diye. Yani ikisi bir farklılık evet. arz ediyor mu? Yani bu sıla-i rahimi katsınlar içine. Benim köye niye gideceğim? Annem babam vefat etti diyorlar. Baba dedem ninem zaten çoktan rahmetli oldu. Olsun yine lazım. O memleket sizin kökleriniz, baba ocağınız, ana yurdunuz neyse. Oradaki herkesle bir hak hukuk oluşmuştur. Uzak akrabalar da olsa, hiç akrabanız da olmasa mümkünse gidin dağına taşına selam verin. Ben öyle bir Allah dostunun hikayesinden çok etkilenmiştim. 90 yaşlarında ayağa da kalkamamış. Kış, karlı bir kış günü. Beni köyüme götürün diyor. Bütün herkesle helallaşıyor. Tamam. Sıla-i rahim. Son sıla-i rahim. Bir de arkada dağ var. Dağda efendim bir ceviz ağacı. Beni şu ağaca götürün. Yarım metre kar. Ama kıramıyorlar. Boş konuşmaz bu adamcağız. Bir sedye gibi koymuşlar götürmüşler. Merak ediyorlar. Kış günü yapraksız kuru bir ağaçtan ne yapacak? Diyor ki ey ceviz ağacı. Çocukluğumda çok meyveni yedim. Çok gölgende oturdum. Çok hakkım var. Sarılıyor gövdesine. Sen de hakkını bana helal et. Ve bir yakın dostumuzun dedesi at arabacılığı yapıyor fi tarihinde Edirne'de. Diyor ki bayram namazını kılıp gelirdi. Evimizin altındaki ahırda bağlı olan atına ilk giderdi. Sarılırdı. Ey helal kazancımın vesilesi. Allah güzel Allah. Atım. Çok hakkın geçiyor bana. Hakkını helal et. Senin de bayramın mübarek olsun. Hocam bizim insanlarımız gerçekten çok güzel ya. Evet. Yani bu kalp ayrı bir şeydir ya. Gerçekten kalp, insan kalbi yani. Hocam bu arada Sonay Metin diye bir kardeşimiz mesaj atmış Twitter'dan. Evet. Vehbi hocam 1994-95 senelerinde yayla ilköğretim okulunda din derslerimize girerdi. Kendisini ekranlarda görünce çok mutlu oldum. Kendisine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. İyi yayınlar diliyormuş. Bizler de bu da bundan... gecenin sürprizi. Eskimeyen öğrencilerim benim bunlar. Evet evet. Bu arada Mustafa Arı hocam mesaj atmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Daha çok atan var ama herkese söyleyemiyorum. Lütfen herkese hakkını helal etsin. Hocam helalleşmeden bahsetti. Aman hakkımız kimsede kalmasın. Tabii Hasan abin de vaktini çalmayayım. Bu da hak. Estağfurullah. Kul hakkına girmeyelim. Evet. Hasan abi sen de. Benden helal olsun Fahit hocam. Pekala buyurun. Thank you.
sevdim, aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek kaynıyor, ben taştı gider. Aşk elinden dertli yürek kaynıyor, ben taştı gider. Kerim Allah Allah Allah, Rahim Allah Allah Allah. Al Kerime hu diyelim, hu 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 deyip aşka erelim. Hu Allah hu, hu Rahman hu, hu Settar hu. Aşk oduna yanmayanlar, öleceğim sanmayanlar, göz açıp uyanmayanlar, şöyle gaflet bastı gider. Göz açıp uyanmayanlar, şöyle gaflet bastı gider. Kerim Allah Allah Allah, Rahim Allah Allah Allah. Al Kerime hu diyelim, hu 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 deyip aşka erelim. Hu Allah hu, hu Rahman hu, hu Settar hu. Aşk bana bir mürşidi, hak müyesser kılmış idi. Derviş Yunus bir kuş idi, halk içinden uçtu gider. Derviş Yunus bir kuş idi, halk içinden uçtu gider. Kerim Allah Allah Allah, Rahim Allah Allah Allah. Al Kerime hu diyelim, hu 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 deyip aşka erelim. Hu Allah hu, hu Rahman hu, hu Settar hu. Gönül hayran olup dur aşkın, gönül hayran olup dur aşkın, ciğer üryan olup dur aşkın, ciğer üryan olup dur aşkın.
Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا المتكبر سبحان الله عما يشركون
وَاللَّهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. Efendim Hasan Hüseyin Yılmaz Hocam'a, Taşoluk Yeşil Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Muhterem Hocam'a çok çok teşekkür ediyoruz. Göreve yetişeceğinden dolayı uğurladı kendisini. Allah kendisinden razı olsun. Aynı zamanda İsrafil Kiracı Hocam, Mahmut Başak Hocam, Nazır Hocam, Ahmet Hocam isimlerini sayamadığım, unuttuğum lütfen beni ne derler hocam? Bağışlasınlar. Bağışlasınlar. Hepsine buradan selamlarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Muhterem hocam, o kadar mesajlar geliyor ki, mesela bir tanesi Ahmet Boran kardeşimiz yazmış. Demiş ki hayırlı sohbetler hocam, size bir sorum olacak. Ne zamandır yazmak istedim ama bu gece son sahur olduğu için inşallah bunu TV'de dile getirmenizi istiyorum. Sorum şu: ben evlenmek istiyorum ama kızın babası karşı çıkıyor, vermiyor. Dinde bunun günahı nedir? Ya şuradan baba bizi izliyorsa ver kızı ya. Şu güzel vakitler hürmetine. Evet, yani bu konuda tabii ölçülerin sağlam olması lazım. Babanın vermeme sebebine haklı bir gerekçesi yoksa, bazen memleketten, meslekten böyle bir ön yargıyla vermiyorlarsa büyük bir sorumluluk. Evliliği kolaylaştırmak Efendimizin emridir düpedüz. Yani yuva kurulmasına destek vermek hem kızın babasına hem oğlanın babasına, herkese, hepimize görev düşüyor. Eğer haklı ve ciddi bir sebebi yoksa o babaya biz de çağrıda bulunalım. Lütfen bir yuvanın kuruluşuna engel olmasın. Ahmet arzusuna kavuşsun, bir hayırlı yuva kurulsun. Bu konuda kolaylaştırıcı olmak lazım. İslamiyet'in işte evi olsun, işi olsun filan. Ya geçinecek kadar parası varsa verin, Allah bir kişinin duası yerine iki kişinin duasını daha çok kabul eder inşallah. Seven bir yürek varsa, güvenilecek bir ahlak ve karakter varsa öteki şartlar olur. Yani müsaade edin evlensinler inşallah. İnşallah. Yani. Hocam bu vesileyle ne diyelim? Allah eşi olmayanlara hayırlı eşler ihsan eylesin diye bu sorunun tamamını, hıtamını bir dua ile bitirmiş olalım. Bir de hocam, Enes Kuru Twitter'dan yazmış. Hocam bizim çocuğumuz olmuyor. Bu Ramazan hürmetine bize dua eder misiniz? Allah razı olsun şimdiden demiş. Rabbim hocam, hayırlı hocam, genel evlat versin. Hem ona hem de bütün evlat bekleyenlere şöyle bir dua edin de bir amin yapalım hocam. Rabbim eş isteyenlere hayırlı eş. Amin. İş isteyenlere hayırlı iş. Amin. Evlat isteyenleri de hayırlısıyla hayırlı evlatlar versin. Amin. Amin. Ama bu konuda da ısrarcı olmayalım. İlla hayırlısını isteyelim. Çünkü evlatlarından dertli öyle anne babalar var ki. Değil mi? Önceden bilselerdi böyle olacağını istemezlerdi. Rabbim hakkımızda hayırlısını veriyor. Bir de İmtihan dünyasındayız. Yani biz bilmiyoruz hayır şer nedir. Allah biliyor Celle Celaluhu. İmtihanımıza razı olmamız lazım. İlla evlat ısrar edelim, dua edelim ama hayırlısı şartını da içine koyalım inşallah. Hayırlısıysa her şeyin Enes Bey'in de evladı olsun inşallah. İnşallah. Hayırlıysa inşallah. İnşallah. Hocam biz bazen hani böyle her şeyi istiyoruz ya Allah'tan dua mahiyetinde. Ama belki bizim adımıza hayır olarak zannettiğimiz şer olarak şer olabiliyor. O yüzden Allah takdir etmiyor. İşte o yüzden hani gönüllerimize de razı eyle diye dua ediyoruz ya. O çok önemli yani. O yüzden evet, her şeyin hayırlısı. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın öyle bir duası var. Çok ilginç. Rabbim verdiklerine şükür, vermediklerine de şükür diyor. Aha. O vermediklerinin de hikmetleri var. Ama kesinlikle, biz bilmiyoruz. Neden sonra? Önce ağladıklarımıza güldüklerimiz oluyor yıllar sonra.
önce güldüklerimizi aman iyi kazandım deyip sonra yahu başıma belaymış diye üzüldüklerimiz oluyor. Onun için Rabbim biliyor. Bilene teslim olmak gönül rahatıdır. Evet. Şimdi hocam hani bayram ve Arefe'yi konuşuyoruz ya. Çocuklarımız var. Onları konuşacağız. Ama aklıma yetimlerle alakalı da sorular geldi. Ya. Hani Peygamber Efendimiz kafilül yetimi lehu evli gayrihi ene ve huve kehateyni fil cenneh ve eşara beys sebabeti vel vusta. Hatta şöyle orta parmağıyla ve baş parmağını birleştirerek ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız. İmza Peygamber Efendimiz. Evet, evet. Tabii yani yetimlerin başını okşamak, şöyle bir okşamak sadece bu yeterli değil değil mi hocam? Ya burada tabii önemli. Evet. Temas çok önemli ama yetimin başını asıl mana ne hocam? Sevindireceksiniz. Hazreti Mevlana diyor ki çok iddialı gibi geliyor ama düşündüğümüz zaman ayetten hadisten kaynağı bulunabilir. Farz ibadetlerden, temel farzlardan sonra Allah'ın en çok sevdiği emek bir Müslümanı ferahlatmak. Ama ferahlanmaya ihtiyacı olan bir Müslüman kim bunlar? En çok yetim, öksüz, kimsesiz, yoksul ve bizim Maraş'ta bir tabir vardı. Dilenmeyen dilenciyi bulacaksın. O isteyebilen zaten görünüyor ortada yani. Birinden almasa birinden alabilir. Ama bir de köşesinde adabıyla oturup istemeyi de beceremeyen ya da buna tenezzül etmeyen. Asıl ihtiyaç sahibi o değil mi? Asıl hocam? Evet onu bulmak lazım, aramak lazım. Bunlar daha da sevap. Tabii başını okşamak ne demek? Gönlünü ferah tutmak demek. Bizim ferahlattıklarımız hürmetine Rabbim bizi ferahlatacak. Yani ihtiyaç olduğumuz zaman. Yani yaptığımız iyilikler başkası için değil kendimiz için aslında. Bunu da bilmemiz lazım. Yani kendimize iyilik. Hem ruhi hayatımıza hem ahiret yatırımımıza hem de toplumun selametine. Yani ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderildiği zaman suç oranları da düşüyor. Yani bir taşla kaç kuş vuruyor Müslüman? Hayır kuşları avlıyor. Onun için bir yetimin başını okşamak, bir yoksulun ihtiyacını gidermek, birini ferahlatmak, sıkıntısından kurtarmak asıl kendimize, ailemize ve toplumumuza yardım. Onun için işte fıtır sadakalarıdır, efendim zekatlardır, hediyeleşmektir. Bunun azı çoğu da olmaz. Allah için olursa az da çoktur. Ya da canım bana mı düştü, benim işte 10 lirama mı ihtiyaç var? Evet sizin 10 liranıza ihtiyaç var. Bazen de diyorum ki Rabbim sizi bir hayırda kullandıysa, ya nereden geldi başıma, sıkıştık da verdik filan da yanlış bir niyetle sevabı azaltmayın. İyi ki bana nasip oldu deyin. İmam Gazali Hazretleri'nin müthiş bir sözü var. Allah katındaki değerinizi anlamak istiyor musunuz diyor. Çok kolay. Bakın Allah size ne yaptırıyor. Allah sizi hangi işte kullanıyor? Değersiz bir işse, boşunaysa eyvah. Ama değerli bir işte, güzel bir ibadette, bir masumun, bir yetimin, öksüzün yüzünü güldürmekte kullanıyorsa ne mutlu size. Değerli bir işte kullanıyor. Değerli bir kulsunuz ve tarafından seviliyorsunuz. Yani bir işaret. Onun için verebilmek çok önemli. Cimri cennete gidemez hadisini hep hatırımızda tutmamız sadece lazım. Sadece tabii bunu maddi olarak algılamamak lazım değil mi hocam? Tebessüm, hani siz de ifade ettiniz ya hadisi şerifi. Hani tebessüm etmek sadakadır. Güler yüz göstermek, komşumuzla iyi münasebette bulunmak, komşumuzun kapısını çalıp hal hatırda sormak, ne bileyim. Bayramlaşmak. Bayramlaşmak. Bunların hepsi aynı zamanda tasadduk, evet. İnfaka giriyor değil mi hocam? Tabii tabii. Yani gençler bakacak, pazardan aldığı şeyini zor götüren bir teyze. Vakti varsa kapacak elinden filesini, neyse torbasını, evine kadar götürecek. Yani herkes kendisindekini verecek. İyi söz, bir teselli cümlesi de sadakaya dahildir, güler yüz gibi. Hayırlı bir eylem, bir yükünü hafifletmek de öyledir. Dolayısıyla kendisinde ne var ise, herkesin verecek bir şeyi vardır yani. Hatta Efendimiz'e biri geliyor, bir hayırda bulun diyor. Uzun hikayedir de kısası, bir hayırda bulun. Ben fakirim ya Resulallah. İşte şunu yap, bunu yap, küçültüyor. Ya Resulallah en fakiriyim bu toplumun. Deyince Efendimiz biraz da sitem etmiş. Hiçbir şeyim yok deme. Gerçek fakir şeytandır, hiçbir şey yok onun verecek bir şeyi. O hep almaya çalmaya memur. Nesi var müminin? Be adam diyor, güler bir yüzün de mi yok? Ya. Hiçbir şeyim yok deme yani. Müminsin, o gönlündeki imanın yüzüne yansıması bir nurlu gülüş de mi yok?
Onun için fakirim, yoksulum, hiçbir şeyim yok, Müslümanın söylememesi gereken bir şey. İnsanız, insanlık nimeti gibi zenginliğe sahibiz elhamdülillah. Sağlık da ayrı bir nimet. Manevi varlıklar da ayrı bir nimet. Hele Müslüman olanlar. Şimdi hal, hareket, ahlak Müslüman ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi bilmiyor. Dünya insan var böyle. İslam ahlakında yaşıyor, seviyor, yaşamak istiyor. Farkında değil, Allah bize bedavadan vermiş. Aramadık, sormadık, araştırmadık. Müslüman bir dünyada, Müslüman bir ailenin çocuğu olarak promosyonu sunmuş. Nasıl bir nimet yani? Bunun evet. için gülmeli insanın yüzü en azından. Evet. Hocam bu arada tabii sorular da geliyor. Bayram namazıyla alakalı da soru var da. Evet. Müsaade ederseniz bir tarif edeyim mi seyircilerimize? Estağfurullah. Bana da bir soru sormuşlar. Diyorlar ki hocam ezan okununca hemen kesmemiz mi lazım? İmsak başlıyor İmsakı mu? İmsakı mı hocam? Takvimden baksınlar. Takvimdeki imsak dediği noktada durmaları lazım. Ezanı müezzin efendi denk getiremeyebilir filan. Daha garantilisi değil mi? Takvime baksın imsak. Tut emri başlamıştır. İmsakın manası tut değil mi? Evet. Tut. Duracak orada. Evet. Eyvallah. Şimdi yarın sabah yani bugün tabii Arefe günü. Yarın sabah bayram namazıyla inşallah camiye gittiğimizde şöyle seyircilerimize tekrar hatırlatalım. Çünkü senede iki kez kılındığı için unutulabiliyor hocam. Evet. İlk önce şöyle niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayram namazını kılmaya uydum imama. Dedikten sonra Allahu Ekber dedik. Ellerimizi bağladık. Sübhaneke'yi içimizden okuduk. Sonra Allahu Ekber diyoruz. İndiriyoruz. Değil mi Hasan abi? Doğru. Allahu Ekber diyoruz. İndiriyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Şöyle Fatiha suresiyle İmam Efendi başlıyor okumaya. Sonra cemaat olarak biz dinliyoruz. Rukiye, secdeye gidiyor. İkinci rekata kalkıyor. Bu sefer Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuyor İmam Efendi. Biz cemaat olarak ona tabi oluyoruz. İmam Efendi Allahu Ekber diyor Fatiha ve Zamm-ı Sure'den ellerini salıyor. Allahu Ekber diyor ellerini salıyor. Allahu Ekber diyor ellerini salıyor. Dördüncü Allahu Ekber'de rukiye gidiyoruz ve tahiyyatla namazımızı tamamlamış oluyoruz. Cenaze namazıyla karıştırılıyor hocam. Hani cenaze evet. namazlarında tekbir bir kere alınır. Sonra, ya bu da çok enteresandır. Geçen yıllarda bir rastladım İmam Efendi. Ya yılda iki geliyor, unutmamak lazım. Tarif etti, güzel de tarif etti sizin gibi. Sonra namazda yanlış yaptı. Buradan şunu çıkardım ben. En rahat bildiğimiz, en kolay dediğimiz şeyde bile Allah'ım kolaylık ver diye yardım istemek lazım. Oraya ben yaparım. Ya bu niye unutuyorsunuz ki? Havalarına girmemek lazım. Rabbimin imtihanı. Tarif ettiği şeyi hocam yapamadı yani. Evet, rejiden beni uyarıyorlardı. Tokat için imsak diyorlar. Tokatlı kardeşlerimiz de var ya. Buradan Şeref Öyle Demir mi? Abime evet. de çok çok hürmetlerimi sunuyorum. Ve Tokat'taki bütün güzel insanlara şimdiden oruçlarını Allah kabul etsin diyorum hocam. Kahramanmaraş için imsak oldu mu? Var mı? Biraz varmış ama belki unuturuz evet. ya. Şimdiden bir imsakların oruçlarını Hayırlı oruçlar edeceğim. Olsun, imsaklar olsun, hayırlı bayramlar olsun. Efendim ölmüşlerimizi de unutmasınlar. Şeyh Adil mezarlığında benim annem babam da. Allah rahmet eylesin. Efendim rahmet olsun bütün ölmüşlerimize. Amin. Ölmediler aslında işte. Yunus'umuz ne güzel söylüyor. Hazreti Mevlana'da öldüğüm gün üzülmeyin, sevgiliye kavuştuğum gündür. Sevinin. Kim ki üzülürse ona ben sitemim vardır diyor. Düğün gecem demiş. Düğün gecem hocam. Diyor evet. Düğün Şebi gecem Arus. Diyor. Şebi Arus. Ne kadar güzel. İman her yerde lazım da özellikle sıkıntılı zamanlarda, hastalıkta ve ölümde. İlaç ötesi bir ilaç yani. Onun için öyle durumlarda bazen diyorum ki Rabbim bu imandan uzak olanlara da bu imanın tadını tattır. Biz ki bu imanı tatmış insanları zorlanıyoruz o durumlarda. O kardeşlerimiz insan kardeşlerimizdir. Ne kadar zorluk çekiyorlardır ya. Şimdi ölenin bir avuç toprak olup yok olacağına, ebedi bir ayrılık olacağına inanıyorlarsa buna ruh dayanır mı yani? Bu fıtratı ne kadar zorlayan bir ağırlıktır. Rabbim onlara da o imanın nurunu, güzelliğini Amin. Nasip etsin. Onlara da imanın tesellisini sunsun inşallah. Amin. Acılar paylaşıldıkça azalır. Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Çoğalıyor. Bu da hani insan işte insanla olan münasebeti yine devreye giriyor. Yani biz hiçbirimiz bireysel yaşayamayız. Hepimiz birbirimize muhtacız değil mi hocam? Ya. Yani nasıl ki evlilik varsa bir insan bir insana muhtaçsa bunun yanı sıra komşulukla alakalı olsun, akrabayla alakalı olsun. Yani herkes bireysel yaşayamaz. İslamiyet'te teklik Allah'a mahsustur. Değil mi hocam? Evet, ana prensip evet. bu. Evet. O yüzden birbirimizi bu Ramazan bayramına giriyoruz. İnşallah daha kucaklayalım. Ötekileştirmeden birbirimizi Allah için evet, sevelim. Genellikle hep bayramlarda sorulur.
Hocam orucumu tam tutamadım, pek teravihte kılamadım. Ama harıl harıl sabah bayram namazına gidenlere imreniyorum. Acaba gitsem yani bir sevabı olur mu? Ya tek tek deyince o aklıma geldi. İbadetler de tek tek hesaplanıyor. Yani birini yapmadım diye ötekinden mahrum etmeyin kendinizi. Hele şu bayram namazın ayrı bir tadı ve huzuru var. Camilerin gümbür gümbür dolduğu, hocalarımızın büyük bir iştiyakla kıldırdığı. Hele büyük camilerde mesela Süleymaniye, ki ben hep orayı tercih ediyorum. Aman Allah'ım, Yahya Kemal Allah rahmet eylesin, Süleymaniye'de bayram sabahı. O şiir ne muhteşemdir. Bir abide dikmiş yani. Efendim, o büyük camilerde daha bir insan imanın, İslam'ın, İslam kardeşliğinin farkına varıyor. Gelenler hemen de çıkmasınlar. Bir bayram rastsınlar böyle hemen pabucu kapıp kaçmasınlar. Bir temas olunca elden ele değil mi hocam? Bir sıcaklık. Tanıdık tanımadık önemli değil yani. Ben öyle yapıyorum. Biraz kalıyorum camide. Aman Allah'ım, böyle insanlar da özlemişler. Biri diyor ki hocam köye gidemedim. Bizim köyde namazdan sonra halka olunur. Birçok köyde, kasabada olduğu gibi bayramlaşırlar. Ya koca Süleymaniye'de sizin gibi 3-5 adam rastladık. Tanımıyoruz, kimsiniz? Ben de tanıyorlar zannettim. Meğer bayramı tanıyorlar. Bayramın muhabbetini tanıyorlar. Aa. Özlemişler. Sarıldım şöyle sıcacık. Yani bayramı hissettirmemiz lazım. Hele çocukları götürmek onların o taze masum hatıralarında tam bir inanç eğitimi oluyor. Görmek, anlatmak gibi değil. Onu yaşamak. O huzuru tatmak, o bayram sevincini onca Müslümanla paylaşmak çok güzel bir ruh dengesi getiriyor insanlara. Evet. Tamamıyla bir huzur veriyor yani. Evet hocam, çok güzel konuşuyorsunuz ama ben bölmek durumundayım. Hem de acıktığınızı hissettim. Acıktınız öyle değil mi? Acıktınız mı hocam? Ya sahur mu var? Evet. sahurda bereket var diyor Efendimiz. Aynen, o niyetleyirsek belki sevap olur. İnşallah hocam. Kıymetli güzel gönül dostlarımızı da biz kutsal topraklara götürelim. Sonra buradayız inşallah. Şehir Medine-i Münevvere'den hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerlerine olsun. Medine'yi gezmeye devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz alan musalla, yani namaz kılınan yer anlamında. Arkamda görmüş olduğunuz mescit, Mescidül Gamame, yani bulut mescidi. Rivayet o ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam burada namaz kıldığında bir bulut onu her daim gölgeliyordu. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Mescit inşa etti. Hicretin ikinci yılı, orucun farz kılınmasıyla beraber iki bayram müjdesi veriyor Müslümanlara. Birisi Ramazan bayramı, birisi Kurban bayramı. Artık mescitte Müslümanlar sığamaz hale geldi. Peygamber Efendimiz bu mahalde, musalla denilen bu mıntıkada bayram namazlarını kıldırdı, hutbe irad etti. Aynı zamanda cuma namazlarını kıldırdı ve Medine için burada yağmur duasına çıktı. Çünkü Medine kurak bir bölge. Çoğu zaman yağmur yağmazdı ama Peygamber Efendimiz ve beraberindekilerin dualarıyla bu güzel beldeye bol bereketli yağmurlar yağmış oldu. Tabii Peygamber Efendimiz burada hutbe irad etti dedik, namaz kıldırdı, bayram namazları, cuma namazları, kadınıyla, erkeğiyle, çoluk çocuk, yaşlı genç herkesi burada toplar, bayram sevincini hep beraberce yaşardı. Devir Hazreti Ömer Efendimizin devri. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etmiş. Medine'de kuraklık var. Yağmur duasına çıkılacak. Hazreti Ömer Efendimiz Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın yanına gider ve buraya getirir. Ve burada dua eder. Ya Rabbi der. Peygamber Efendimiz şu anda yok. Medine'de kuraklık var. Yağmur ihtiyacımız var. Sen Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın hürmetine bize bol bereketli yağmurlar ihsan eyle diye dua etmiş ve Medine'ye çok güzel yağmurlar yağmış. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz iki tane daha mescit var. Biri Hazreti Ebu Bekir Mescidi, birisi Hazreti Ali Mescidi. Dört halife döneminde de bu musallada, yani namaz kılınan mahalde, her halife kendisi burada cuma namazlarını, bayram namazlarını ve hutbelerini irad etmişler. Her halifenin kıldırdığı yere de birer mescit inşa edilmiş ama günümüze demin de ifade ettiğim gibi sadece iki tanesi gelmiş. Evet, kutlu diyardan
Hepinize şimdilik hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah dualarınızı kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif ayınız mübarek olsun. Allah daima beraberinizde olsun. Saygılar sunuyorum. Efendim Medine-i Münevvere'den hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Uhud cennet dağlarından bir dağdır. Yüreği vardır. Uhud bizi sever. Biz Uhud'u severiz. Uhud mevkiindeyiz. Sevgili Peygamber Efendimizin dünyasında acı hatıraların yaşandığı yerdeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'nı kazanmışlar. Ertesi yıl Bedir'in intikamını almak isteyen müşrik ordusu 3000 kişilik dev bir orduyla Medine'ye yola çıkarlar. Bu haberi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alır ve istişare heyetini toplar. Herkes fikrini beyan eder. Nasıl bir savaş stratejisi uygulayalım anlamında. Tabii Peygamber Efendimiz Medine'de kalalım, savunma savaşı yapalım der. Tabii ashabın gençleri ve başta Hazreti Hamza olmak üzere ya Resulallah Medine'nin dışına çıkalım, müşrik ordusunu orada karşılayalım der. Ve Peygamber Efendimiz bu karara saygı duyar. İstişarenin neticesinde Medine'nin dışına çıkılıp burada müşrik ordusu karşılanacak. Tabi Peygamber Efendimiz perşembe gecesi gördüğü rüyayı cuma sabahı istişare heyetine açıklıyor. Diyor ki kılıcım Zülfikar'ın ucunun kırıldığını gördüm rüyamda ve önümde sığırların boğazlandığını, bana bir zırh giydirildiğini ve koç hediye edildiğini. Ashab sorar, ya Resulallah bu rüyanın tabiri nedir? Peygamber Efendimiz der ki, kılıcım Zülfikar'ın ucunun kırılması Ehl-i Beyt'imden şehit vereceğim anlamına geliyor. Önümde sığırların boğazlanması ashabımdan çokça şehit vereceğim anlamına geliyor. Bana zırh giydirilmesi, Medine'de kalalım, savunma savaşı yapalım derken bir koç hediye edildi. En son Medine'nin bizde kalacağı yönünde. Ama yine en iyisini Allah bilir der. Ve Peygamber Efendimiz oradan ayrılır, eve gider, zırhını giyer. Ashab, acaba biz Peygamber Efendimiz'e karşı hata mı ettik? Keşke onun fikrini kabul etseydik derler. Ve Peygamber Efendimiz'e gelirler. Ya Resulallah, istersen Medine'de kalalım, savunma savaşı yapalım. Hayır der. Bir peygamber zırhını giydiğinde onun gereğini yerine getirmeden asla çıkarmaz der. Ve istişarenin neticesine saygı duyar. Artık Uhud'dayız. Artık savaş başlayacak. Peygamber Efendimiz şu görmüş olduğumuz, arka tarafımda görmüş olduğunuz Ayneyn tepesine, Okçular Tepesi diye bilinir, 50 okçu yerleştirir. Ve der ki, benim emrim olmadıkça siz bu tepeyi asla terk etmeyin. İster savaşı kazanalım, ister kaybedelim, mutlaka benim emrim olmadıkça bu tepeyi asla terk etmiyorsunuz der. Tabii savaş başlar. Savaş Müslümanların lehine giden bir akışta devam ediyor. Müşrikler gerisin geriye kaçıyor. Ayneyn tepesindeki okçular savaşı kazandık edasıyla yerini terk edip müşriklerin arkasından devam ediyor. Ve geleceğin Müslüman kumandanı Halid bin Velid süvari birliğiyle şu Ayneyn tepesini arka taraftan gelir ve Müslümanları iki ateş arasında bırakır. Gerçekten ağır zayiatlar vardır. Yiğitler, Uhud'un aslanları bir bir toprağa düşer. Kimler dersiniz? Hazreti Hamza'lar, Mus'ab bin Ümeyr'ler, Ebu Dücana Hazretleri. Allah hepsine rahmet eylesin. Gelin isterseniz Uhud şehitliğini ziyaret edelim, selamlamamızı arz edelim. Buyurun. Thank you.
Hazreti Hamza ve beraberindeki şehitler işte burada metfun. Gelin hep beraberce selamlayalım. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur ve inna inşaallahu bikum lahikun. Nes'elullahe lena ve lekumul afiye. Ey müminler diyarının sakinleri, Allah'ın selamı üzerlerimize olsun. Allah sizlere de bizlere de merhamet eylesin. İnşallah bizler de bir gün sizlere kavuşacağız. Amin. Hayat Bedir ve Uhud arasında gibidir. Zaferler asla şımartmamalı, yenilgiler asla isyana düşürmemeli. Allah Uhud'u hakkıyla anlayanlardan eylesin. Allah'a emanet olun. Efendim, her bidayetin bir nihayeti var. Ramazan-ı Şerif ayına girdik. Son sahurundayız. Artık vedalaşma vakti. Yani konuşmakta zorlanıyorum. Gerçekten çok duygusal bir konuşma olacak ama ben teşekkür etmem gereken insanlar var. Fox CEO'su Cenk Soner beyefendi büyüğüme, Mehmet İçasoğlu abime, yönetici kendisi Tolga Bey'e, İç Yapımlar Müdürü Hakan Karadöl abime, Pekyaş abime, kamera arkasında görünmeyen gizli kahramanlar var. Tek tek departman departman sayamayacağım ama kamera arkasındaki tüm kahramanlara, hepsine çok çok canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü de siz gönül dostlarına ediyorum. Sizler olmasanız bir hiçiz. O yüzden bir ay boyunca bizleri evlerinize ağırladınız, misafir ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah daha nice böyle güzel aylara kavuşmayı sizlerle birlikte bizlere nasip eylesin. Tabii bir teşekkürü de Hasan Akıntaş ve ekibine etmek istiyorum. Bir ay boyunca gerçekten güzel nameleriyle hem kulaklarımızın pasını hem gönlümüzün pasını sildiniz. Estağfurullah. Hasan abi, nasıl bir duygu? Gerçekten çok biz de hüzünlüyüz tabii. Bir ayrılık hüznü var. Ama birlikte bu güzel ekiple birlikte çalışmak çok keyifliydi. İnşallah güzel bir iş çıkardığımıza inanıyoruz. İnşallah dinleyenlerimiz de aynı fikir kandadır. Ben tekrar teşekkür ediyorum zatınıza ve bütün ekip arkadaşlarımıza ve bana eşlik eden çok değerli üstadlarım, sevgili Murat Süngü, Turgut Özüfler, Burak Akbulut ve Abdullah Özkan kardeşlerime ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Var olsunlar, sağ olsunlar. Rabbim tekrar böyle güzel günlere eriştirsin inşallah diye dua ederek sözlerimi sizlere bırakıyorum tekrar. Evet, kıymetli gönül dostları, ezana da çok az bir zaman kaldı. Teşekkürlerimizi inşallah unuttuğumuz insanlar yoktur. Genel bir teşekkür yaptık. Allah hepsinden, herkesten razı olsun. Amin. Hocam, ezana kadar da sizin seyircilerimize mesajınız ne olur? Şu evet. Ramazan-ı Şerif ayının artık kapanış, son programı, son efendim, saat. Her başlayan bitiyor. Bu çok önemli bir mesaj da veriyor bize ama içinde hüzün var. Ama Rabbim bu Ramazan'da olmayan ama geçen Ramazan'da olan dostlarımızı da bize hatırlatsın. Hangi Ramazan'da olmayacağız? Bir Ramazan'da da biz olmayacağız. Merhabaların bu fani dünyada bir elvedası daima var. Onun için bu programın elvedası olduğu gibi dünya hayatımızın ya da bir elvedası var. Bu hatırayı da kalbimizin bir köşesinde unutmadan taşıyalım inşallah. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Daha nice güzel Ramazanlarda Rabbim buluşmayı nasip etsin. Amin. Gönül güzelliklerini artırsın. Bir güzellik ayıydı, güzelleşme ayıydı, melekleşme ayıydı. İnşallah diğer 11 ayda da bu güzellikleri taşımak nasip olsun hepimize. Amin. Hocam ben de amin demekle beraber en büyük teşekkürü aynı zamanda sizlere de etmek istiyorum. Estağfurullah. Ramazan ayı içerisinde bizleri onurlandırdınız, son sahurumuzla beraber oldunuz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah ne muradınız varsa versin. Amin. Hepimizin. Amin. Evet, kıymetli gönül dostları, kısa bir dua ile İstanbul imsakına gidiyoruz. Her şey gönlünüz olsun. Allah daima beraberiniz olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Esselamu aleyküm. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, böylesine mübarek bir aya, rahmet ayına, Kur'an ayına, af ayına, mağfiret ayına, tasadduk ayına bizleri ulaştırdığın için,
sana hamdü senalar olsun. Daha böyle nice güzel aylara ulaşmayı hepimize tekrarını nasip eyle. Ya Rabbi, şu anda ekranları başında izleyen gönül dostlarımızın gönüllerinden geçirmiş oldukları tüm güzellikleri nasip eyle. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Mukabelelerimizi, teravihlerimizi, infaklarımızı, fitrelerimizi, zekatlarımızı. Ya Rabbi hepsini kabul eyle. Ya Rabbi sana layık kul eyle. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı hakiki manada ümmet eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar, derdi olan kullarına devalar, borcu olan kullarına edalar, kolaylıklar ihsan eyle. Her ne müşkilatımız var ise hallu asan eyle. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, musibetlerden de cümlemizi emin ve muhafaza eyle. El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة الصلاة